Herkese merhaba. Bugün sizlere Sophos XG ile Heartbeat yapılandırması hakkında bilgi vereceğiz. Heartbeat nedir? Hangi amaca hizmet eder? Buna öncelikle isterseniz bakalım. Sophos'un bilindiği üzere en büyük teknolojisi, en çok güvendiği teknolojisi olan senkronize güvenlik teknolojisinden yola çıkan bir yöntem bu. Senkronize güvenlik dediğimiz özellik de şudur arkadaşlar. Sophos'un bildiğimiz bütün ürünlerinin, bütün çözümlerinin birbiriyle senkronize bir şekilde çalışması ve kısacası hani işbirliği yapması anlamına geliyor. Burada önemli olan kısım kullanacağımız ürünlerin Sophos Cloud üzerinden çalışması. Yani on-prem versiyonlarıyla bu senkronize güvenlik çözümleri çalışmıyor. Yani biz bir endpoint yazılımıyla firewall üzerinde bir senkronize güvenlik işlemi yapacaksak endpoint yazılımımızı on-prem versiyonu olarak değil, Sophos Cloud üzerinden aldığımız cloud hizmetiyle çalıştırmamız gerekiyor. Şimdi biz burada Heartbeat dediğimiz özellik Sophos'un firewall ile endpoint yazılımı arasındaki bilgi alışverişinin ve bu bilgi alışverişi esnasında ne tür işlemler yapılıyor, bununla ilgili bilgilendirmelerine bakalım. Heartbeat yapılandırmasını aktif ederken öncelikle arkadaşlar, gördüğünüz gibi firewall'umuzun arayüzünde ekranın sağ tarafında Security Heartbeat diye bir bölüm geliyor. Burası size kapalı gelecektir. Heartbeat özelliğinin aktif edilebilmesi için dilerseniz bu Security Heartbeat sekmesindeki Clicker butonuna basabilirsiniz. Ya da ekranın sol tarafındaki Protect menüsünün altındaki Central Synchronization bölümüne gelerek de aynı menüye erişim sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Central Synchronization bölümüne tıkladıktan sonra bizim karşımıza gelen bölümde bazı özellikler aktif olacak diyor. Burada Security Heartbeat özelliği ki biz bundan bahsedeceğiz. Synchronized Application Control dediğimiz bir özellik. Bir de Sophos'un yeni versiyonu 17.5.5 versiyonu ile birlikte gelen Manage from Sophos Central özellikleri bu menüden aktif edilebiliyor. Aktivasyon işlemini yapabilmeniz için yukarıda gördüğünüz şekilde Register butonuna tıklamanız gerekiyor. Register butonuna tıkladıktan sonra karşınıza e-posta adresi ve şifre soran bir bölüm geliyor. E-posta adresi ve şifre yazan kısma ne yazmamız gerekiyor? Dediğimiz gibi senkronize güvenlik olduğu için bizim ürünlerimizin cloud versiyonları olması gerekiyor. Yani haliyle bizim Sophos Cloud üzerinden bir hesap oluşturmamız gerekiyor. Eğer hesabınız varsa e-posta adresi ve bu hesaba giriş için kullandığınız şifreyi buraya yazıyoruz. Eğer yoksa da alt kısımda Create Sophos Central Account diyerek isterseniz 30 günlük deneme sürümüyle de başlama işlemini yapabilirsiniz. E-posta adresi ve şifrenizi yazdıktan sonra da Register butonuna tıklayıp kayıt işlemini tamamlıyoruz. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi şu an Register olduk. Bir hesaba, Sophos Central hesabına login olduk, Register olduk ve karşımıza Security Heartbeat ve Synchronized Application Control özellikleri açık konumda, on konumda geliyor. Manage from Sophos Central özelliği ise isteğe bağlı olarak açılabiliyor. Dilerseniz burayı da aktif konuma getirebilirsiniz. Buradan daha sonra da bahsedeceğiz. Şimdiki konumuz Security Heartbeat özelliğinin çalışması. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra arkadaşlar yine firewall'ınızın üzerinde Control Center butonuna tıklayarak ana ekrana dönüş yapıyorsunuz ve kayıt işlemi tamamlandıktan sonra sağ taraftaki Security Heartbeat bölümünde bazı sayılar ve simgelerin geldiğini gördük. Bizde Heartbeat şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. 3 şekilde Heartbeat seviyesi vardır. Kırmızı, sarı ve yeşil olacak şekilde. Yani makineler antivirüs yazılımının kurulu olduğu client makinelerimiz bazı Heartbeat bilgileri gönderir. Bu Heartbeat bilgileri de kırmızı, sarı ya da yeşil seviyelerinde gelir. Kırmızı Heartbeat gönderen makine şu anlama gelir. Eğer client makinede bir antivirüs yazılımı üzerinde yakalanmış bir virüs varsa makine kendine otomatik olarak virüs bulundu ya da makinede virüs var, temizlenmedi, temizlenmeyi bekliyor şeklinde bilgi verir arkadaşlar ve bu bilgi seviyesinde kırmızıya çeker. Kırmızı bilgi seviyesi veren makine aynı zamanda firewall'a da yine at risk, yani içeride bir zararlı yazılım var, virüs var, henüz temizlenmedi, temizlenmeyi bekliyor şeklinde bilgisini de firewall'a gönderir. Kırmızı Heartbeat veriyorsa eğer bir makine, dediğimiz gibi ya virüs tespit edilmiştir ve bu virüs temizlenmeyi bekliyordur ya da bilgisayarda yüklü olan antivirüs yazılımının servisleri çalışmıyor olabilir. İki şekilde de kırmızı
seviyede heartbeat verir arkadaşlar. Sarı heartbeat'teki olay da şudur. Makinenizde yine bir zararlı yazılım tespit edilmiştir ama bu zararlı yazılım şöyle adlandırılıyor. POA dediğimiz Potential Unwanted Application, yani bilgisayarlarda kurulmasını istemediğimiz, yüklü olmasını istemediğimiz yazılımlar olarak adlandırılıyor. Bu yazılımlar genellikle bilgisayarınızda virüs olarak algılanmaz, virüs gibi çalışmaz. Bilgisayarınıza zarar bile vermeyebilir ama genellikle bilgisayarlarda kurulu olmasını istemediğimiz yazılımlar oluyor. Genellikle nedir? İşte Activator tarzı ya da Crack yazılımları. Bir uygulamayı Crack'li kullanmak için bilgisayarınıza indirdiğiniz bir Crack yazılımı ya da bir Activator yazılımı bilgisayarlarda kurulu olmasını istemediğiniz yazılımlardır. Bunlar zarar vermez fakat istenmeyen yazılım olarak algılandığı için sarı heartbeat göndermesine neden olur. Ya da yeşil heartbeat, herhangi bir şekilde makinede virüs, zararlı içerik hiçbir şey yok. Servislerimiz çalışıyor ve makinenin temiz olduğunu gösterir. Ve etmiş olduğumuz gibi antivirüs yazılımının üzerinde kullanılan agent ve XK Firewall'ımızın üzerindeki Security Heartbeat sekmesinde görmüş olduğunuz heartbeat seviyeleri birbiriyle aynı olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bunların senkronize çalıştığını gösteriyor ve senkronize çalışma işleminde bize ne faydaları olacak ona bakalım. Şimdi firewall'unuzun üzerinden register işlemini yaptıktan sonra heartbeat özelliğini aktif ettik. Şimdi bir tane test makinemiz olsun. Test makinemizin üzerine de cloud versiyonunu indirdiğimiz antivirüs yazılımının kurulumunu gerçekleştirdik ve kurulumunu gerçekleştirdikten sonra gördüğünüz gibi antivirüs yazılımını tıklayıp çalıştırdığınızda o arayüzünü açtığınızda agent'ı Your computer is protected mesajını alıyoruz. Şu an sıkıntı yok diyor. Herhangi bir malware, PoA, web tehdidi, malicious trafik hiçbir şey yok. Exploit de bulunmuyor. Ve gördüğünüz gibi zaten makinenin heartbeat seviyesi de yeşil olarak buraya geldi. Tekrar firewall'umuza dönelim. Tekrar firewall'umuza dönüp Control Center'daki sağ taraftaki Security Heartbeat bölümüne geldiğinizde gördüğünüz gibi bir tane makinenin bağlı olduğunu gösteriyor ve yeşil heartbeat gönderdiğinin bilgisi de burada görünüyor arkadaşlar. Yani makineyle test makinesiyle firewall'umuz şu an konuşuyor ve heartbeat bilgilerini de birbirleriyle paylaşıyorlar. Şimdi heartbeat'in çalışma özelliğinin bize ne faydalar sağlayacağını görmek için bazı testler yapacağız. Burada şu işlemi yapıyoruz. Öncesinde şuna bakalım. Bu bağlı olan test makinesinin İnternete çıktığı firewall kuralına dönelim arkadaşlar dilerseniz. Firewall kuralının içerisinde biz basit bir kural yazdık. LAN'dan WAN'a, ENIOS şeklinde herhangi bir kısıtlamanın, yasaklamanın olmadığı bir kural yazdık. Ve ekranın sol tarafında gördüğünüz gibi web policy ya da application policy özelliklerinin hiçbirisi de kullanılmıyor. Yani bir filtreleme burada yapılmıyor. Test makinesi izinli bir şekilde, sınırsız bir şekilde full yetkiyle internete çıkabiliyor. Bizim burada ayarlayacağımız ya da bakacağımız bölüm Synchronized Security başlığı altında bulunan Minimum Source Heartbeat Permitted kısmı. Gördüğünüz gibi burada iki seçenek var. Green, Yellow şeklinde. Üçüncü bir seçeneğimiz de No Restriction. Heartbeat sekmesini burada nasıl devreye sokacağız? Biz eğer Minimum Heartbeat Permission değerini yeşil olarak işaretlersek, yani green olarak işaretlersek ve kuralı kaydedersek şöyle çalışıyor arkadaşlar. Bu firewall kuralı üzerinden internete çıkacak olan bilgisayarlarda antivirüs yazılımının yeşil heartbeat göndermesi gerekiyor. Minimum yeşil heartbeat göndermesi gerekiyor. Sarı ya da kırmızı heartbeat değerlerini karşılamayacaktır. Eğer yellow olarak seçersek de minimum sarı heartbeat değerini kabul ediyor anlamına geliyor. Yani burada da sarı ya da yeşil heartbeat geçerli olacaktır. Yine kırmızıyı kabul etmiyor anlamına gelir. Ya da no restriction arkadaşlar. Yani makine sarı, kırmızı, yeşil heartbeat değerlerinin hangisini gönderdiğine bakmaksızın firewall kuralı bunların hepsini karşılayacaktır. Bir de altta block clients with no heartbeat diye bir sekme vardır. Bu güvenliği daha fazla arttırmak amacıyla kullanılabilir. Antivirüs yüklü olan bir makineniz var. Ve antivirüs yüklemediğiniz makineler var. Hepsinin internete çıktığı firewall kuralı aynı olduğunu düşünelim bu kural. Block Clients with No Heartbeat sekmesini işaretlerseniz antivirüs yazılımı yüklü olmayan makinelerde herhangi bir heartbeat seviyesi değeri olmayacağı için, bu değerleri firewall'a göndermeyeceği için dolayısıyla bu kullanıcıların internet erişimlerini kısıtlar. Ya da yetki verdiğiniz kullanıcılar vardır. Admin yetkisi verdiğiniz kullanıcılar vardır.
Bu kullanıcılar antivirüs korumasını geçici olarak devre dışı bırakma hakkına sahip olabilirler ki tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Antivirüs korumasını geçici olarak devre dışı bırakmıştır ve dolayısıyla da antivirüs yüklü olmasına rağmen firewall'a hardware bilgisi göndermiyordur bu makineler. Onların da internet erişimini kısıtlar. Dolayısıyla güvenlik seviyelerini çok katı tuttuğunuz zamanlarda block clients with no heartbeat sekmesinin özelliğini kullanabilirsiniz. Onun dışında biz permission değerleriyle ilgileneceğiz. Şimdi biz test amaçlı ortamımızda minimum permission değerini sarı olarak işaretleyelim ve kuralımızı kaydedelim. Yani burada test makinemiz yeşil ya da sarı heartbeat göndermesi bizim için kabul edilebilir durum. Sadece kırmızı heartbeat gönderdiği durumlarda da sıkıntı olacak ya da kural yapması gereken işlemi yapacak şeklinde bilgi vereceğiz. Kuralımızı kaydettikten sonra test makinemize tekrar dönüyoruz ve test makinemizde bir zararlı yazılım çalıştırdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zararlı yazılım çalıştıktan sonra antivirüs yazılımı bu zararlı içeriği yazılımı tespit etti ve blokladı. Gördüğünüz gibi threat detected şeklinde bir mesaj verdi ve yeşil olan heartbeat dediğimiz seviyesi şu an kırmızıda. Şimdi arkadaşlar durum şöyle olacaktır. Antivirüs yazılımınızın içerisindeki ayarlara da bakacaktır. Yani virüs yakalandıktan sonra karantinaya alınmış olabilir ve sizin silmenizi bekliyordur. Elle silmeyi bekliyordur ya da yapmış olduğunuz ayarlarla birlikte virüs tespit edildikten sonra otomatik olarak virüsün silinmesi şeklinde bir ayarda yapmış olabilirsiniz. Burada tamamen ayar kısmı size kalmıştır. Ama bu virüsün yakalanıp silineceği süreye kadar geçen sürede makine tehdit algılandı şeklinde bilgi veriyor ve kırmızı heartbeat göndermeye devam ediyor. Makinemiz kırmızı heartbeat bilgisini verdikten sonra tekrar hızlı bir şekilde firewall'umuza dönüyoruz. Yine control center'da sağ tarafta bulunan security heartbeat kısmına geldiğinizde bu sefer connected olarak görünen makinemiz gördüğünüz gibi at risk'e düştü. Yani 1 olarak az önceki test makinemizi gördü. Kırmızı heartbeat bilgisi buraya da geldi arkadaşlar. Şimdi firewall'un heartbeat'teki üzerine düşen görevin nasıl çalışacağına bakalım. Bu makinede de belirtmiş olduğumuz gibi firewall kuralında herhangi bir web filtreleme, application filtreleme yoktu. Sadece heartbeat seviyesini biz minimum olarak sarıyla işaretlemiştik. Yani sarı ya da yeşil heartbeat gönderirse firewall kuralı herhangi bir işlem yapmayacak, karışmayacak demiştik. Fakat firewall şu an heartbeat seviyesini kırmızı olarak görüyor. Dolayısıyla alacağı aksiyona bakmak için test makinemizden google.com'a gidelim mesela. Bakın google.com adresi internet access blok şeklinde mesaj vererek açılmadı. Hemen alt kısmındaki reason bölümüne baktığımız zaman neden bloklandığına dair bir açıklama veriyor. Cihazınız minimum heartbeat gereksinimlerini karşılamıyor diyor. Yani ben minimum sana sarı heartbeat'le gelirsen internet erişim yetkisi veririm demişti. Halbuki biz kırmızı heartbeat'le geldik. Dolayısıyla makinenin internet erişimi şu an kesilmiştir arkadaşlar. Belirtmiş olduğumuz gibi ne zamana kadar kesilecek? Ya antivirüs ayarlarımızda yakalanan virüsün otomatik olarak silinmesini bekleyeceğiz ya da cloud portalına girip virüsü karantinadan çıkartıp ya da evet ben bu gerçekten virüstür deyip bunu temizle diyene kadar kırmızı heartbeat göndermeye devam edecek. Makine kırmızı heartbeat'i nasıl silecektir arkadaşlar? İnternete çıkma yetkisi olmadığı için cloud üzerinden silindikten sonra bu makine nasıl temizlendiğinin bilgisini alır derseniz internet erişimi kesilir fakat sadece Sophos Cloud ile konuşabilecek şekilde bir yetkiye sahiptir. Dolayısıyla virüs temizlendikten sonra cloud üzerindeki bilgiyi de alabilsin diye sadece cloud portalına erişebilmek için bu makinenin internete çıkış yetkisi vardır. Onun dışında internette hiçbir yere ulaşamaz. Sadece güncellemesini çekmesi için böyle bir durum var. Tekrar test makinemize dönelim. Virüsün temizlendiği bilgisi tekrar geldi arkadaşlar. Bakın virüs temizlendi. Antivirüs yazılımı temizledi. Ve kendini tekrar yeşil heartbeat gönderecek şekilde ilk kurduğumuz duruma geri getirdi. Ve bu noktadan sonra firewall'umuza tekrar döndüğümüzde yine security heartbeat kısmında at risk olarak görünen kırmızı heartbeat gönderen makinenin ise tekrar yeşil heartbeat göndermeye başladığını görmüş oluyoruz. Ve dolayısıyla artık makinemizin heartbeat gereksinimlerini karşıladığını düşünüyoruz. Ve test makinemizden tekrar google.com adresini ziyaret ettiğimizde ise erişimin açılmış olduğunu görüyoruz. Bunu sadece internete çıkış olarak düşünmeyin. Farklı bir networkler, farklı VLAN'lar arasında firewall kurallarınız varsa
bu firewall kurallarının da aynı şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Biz bunu internet trafiği için test ettik. Fakat dediğim gibi farklı VLAN'lar üzerinde işte LAN'dan DMZ'e bir kural yazarken heartbeat seviyelerini açabilirsiniz. Ya da heartbeat seviyesinin sadece şirket içerisinde değil, şirket dışarısındaki erişimlerde de kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Bir test makinesi örnek veriyorum şirket dışında ve şirket kaynaklarına VPN üzerinden ya da uzak masaüstü bağlantısı gibi yazılımlarla bağlantı yapmaya sağlıyor, çalışıyor. Biz oraya da heartbeat seviyesini aktif edebiliriz. Yani minimum yeşil heartbeat gönderirsen ben sana RDP erişimi veririm şeklinde bir kural yazabiliriz. Dolayısıyla kullanıcı bilgisayarı şirket dışındayken kırmızı ya da sarı heartbeat gönderiyordur. Bizim firewall kurallarıyla herhangi bir kısıtlamamız yapılmamıştır. Ama firewall diyecek ki kırmızı heartbeat gönderen makinenin ben uzak masaüstü bağlantısı yapmasına izin vermiyorum deyip kırmızıdan yeşile dön. Yani kendi üzerindeki virüsü temizle. Ondan sonra içerideki kaynaklara erişim yetkisi ben sana vereyim şeklinde de kural yazılabilir arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.